Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Demogorgon'umuz gördüğünüz bir şekilde arkadaşlar oyunumuza eklendi. Sakin olalım, tamam. Konuşarak da anlaşabiliriz bu tarz şeyleri. Nancy'dir, Steed'dir hepsine geleceğiz gençler, merak etmeyin. Önce küçük değişikliklerden bahsedeyim. Davet atma ekranı gördüğünüz gibi bu şekil oldu. Onlarca bu güncellemeyle bir alakası yok fakat bilmeyenler için oyunu nasıl Türkçe yapacaksınız hemen bunu da gösteriyorum. Sol altta bulunan ayarlar butonuna gördüğünüz gibi basıyorsunuz. Hiçbir sekmeye gitmenize gerek yok. Direkt bu açılan sekmeden en aşağı indiğiniz zaman gördüğünüz gibi zaten burada language kısmı var. Buradan dilinizi Türkçe yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyununuzu kapatıp açtığınız zaman oyununuz Türkçe olmuş oluyor. Bilmeyenler için anlattım çünkü çok fazla soru geliyordu. Evet gençler, ben de az önce gösterdiğim şekilde oyunumu Türkçe yaptım ve hemen istiyorsanız hikayesiyle başlayalım Demogorgon'un. Yüzünün olması gerektiği yerde iğne gibi dişlerle dolu açık bir ağız, geniş ve kavisli jilet gibi keskin pençeler ve kurbanlarının üstüne atlamasını sağlayan güçlü bacaklar. Demogorgon'u hangi boyutta olursa olsun korkunç bir canavar haline getiriyor. Avını vahşi ve kontrolsüz öfkeden oluşan bir kabus misali avlıyor, parçaları ayırıyor, tüm et ve kemiği yutuyor ve leşçilere geride hiçbir şey bırakmıyor. Vay bencil şerefsiz. Bu yaratığın en ufak bir şefkat veya kontrol duygusu yok. Kurbanının tepesinde dikilirken şüphe veya merhamet duyduğuna dair hiçbir işaret göstermiyor. Sadece bitmek bilmeyen kanı susamışlık içgüdüsüyle avını öldürüyor. Mükemmel bir avcı olan Demogorgon, baş aşağı dünyasında korkutucu yaratıkların saklandığının ölümcül bir kanıtı ve mahlukun onu seçmesinin nedeni de bu. Özel yeteneğine zaten oyun içinde bakacağız gençler, hemen perklerine gelelim. Bir kurbanı yere düşürdüğünüzde gençler, yani recover pozisyonuna soktuğunuzda 24 metre içindeki tüm jeneratörleri patlatıyor gençler. Ve bu jeneratörler de %12'lik bir gerilemeye sebep oluyor. Evet gençler, sıradaki perkünde ise Zihin Kıran adlı perkümüz. Kurbanlar %50 oranından daha az bir ilerlemeye sahip jeneratörleri tamir ederken bitkin durum etkisine sahip olur. Yaptığınız jeneratörün tamir oranı %50'den aşağıdaysa arkadaşlar bitkin durum efektine sahip oluyorsunuz. Bu da şu demek, Dead Art, Sprint Burst gibi perklerinizi kullanmanızı engelleyen bir efekt diyeyim. Demogorgon'un son perkü ise arkadaşlar acımasız hapis perkü. Ne zaman bir jeneratör tamir edilse, kurbanlar tamamlanan jeneratörün 24 metre etrafındaki tüm pencereleri ve atlama noktalarını 20 saniye boyunca kullanamaz. Anlamışsınız zaten, yine de açıklayayım. Her bir jeneratör bittiğinde o biten jeneratörün 24 metre yakınında olan pencerelerden falan atlama yerleriniz kapanıyor arkadaşlar. Böylece eğer jeneratörünüz bittikten hemen sonra katil sizin yanınıza gelirse cuyuk yapma olasılığınız çok az. Kesinlikle yakalanırsınız yani katile. Evet arkadaşlar, geçtik survivorlarımıza. İlk survivorumuz Nancy Wheeler. Hemen hikayesinden başlayalım. Çalışkan ve asi Nancy Wheeler, iyi bir hikayeyi kolayca anlayabilen inatçı bir araştırmacı. En yakın arkadaşı Barb kaybolduğunda gerçeği ortaya çıkarmak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak için elinden geleni yaptı. Harika bir gazeteci olan Nancy, iş yerinde karşılaştığı eşitsizlik ve şovenizme rağmen yazmaya değer olaylar buluyor ve işaretleri takip ediyor. Bir akşam ipucunun peşinden giden Nancy, korkusuzca Hawkins Ulusal Laboratuvarı'na yaklaştı ve ansızın bilincini kaybetti. Uyandığında garip ve sisli bir alemdeydi. Tanıdık bir kükremenin havada yankılandığını duymasıyla irkildi. Demogorgon. Gelelim Nancy'nin perklerine arkadaşlar. Birlikten Kuvvet Doğar adlı perkündeyiz. Tamir ettiğin jeneratörün haresi 32 metre yakınındaki kurbanlara görünür. Yani siz bir jeneratör yapıyorsunuz o an. O yaptığınız jeneratör 32 metre yakınınızdaki tüm survivorlara yanıyor. Bir ışık olarak yanıyor. Ve nerede olduğunuzu görüyorlar. Aynı zamanda siz bir jeneratörü tamir ederken katil bir kurbanı yere düşürürse 8 saniye boyunca tüm kurbanların map'in neresinde olursa olsun aurasını görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani nerede olduklarını görmüş oluyorsunuz. Nancy'nin sıradaki perkündeyiz. Kafayı bozmuş atlı perk. Kendi çiziklerini her zaman görebilirsin. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bıraktığınız ayak izlerini görebilirsiniz. Aynı zamanda yaralı olmadığınızda %10 daha hızlı yürürsünüz. Koşmaktan bahsetmiyorum. Düz yürümekten, shiftsiz olan yürümekten bahsediyorum. Gelelim Nancy'nin son perküne. İçindeki güç atlı perk. Çok ilginç bir perk. Ne zaman bir totem temizleme eylemi tamamlasan içindeki güç etkinleşir. Yani bir totem kırdınız arkadaşlar. Bu güç etkinleşiyor. Ve bu güç etkinleştiğinde yaralıyken bir dolabın içinde 10 saniye saklandığınız zaman otomatik olarak iyileşiyorsunuz arkadaşlar. Hani kendinize işte self care'la bir şey yapayım, medkitle şey yapayım durumu olmuyor. O dolabın içinde otomatik olarak iyileşmiş oluyorsunuz. Şimdi geldik son karakterimiz olan, benim de dizideki en sevdiğim karakterlerden biri olan Steve Harrington'a. Dustin'le beraber favori karakterim. Eğer soranlar falan merak edenler varsa cevabını buradan vermiş olayım. Popüler ve kendini beğenmiş ama şefkatli Steve Harrington, alışılmadık bir akıl hocası ve lider. Çoğu zaman Dustin isimli genç bir çocuğun üvey abilik görevini üstleniyor. Çok doğru. Hatta bir keresinde sümüklü, boyutlar arası Agile Demogorgon'ı DR Technique'ni bulmasına bile yardım etti. Koruyucu olarak görülmeye başlayan Steve, Hawkins'te yaşayan ve kendilerini sürekli garip ve tehlikeli durumların içinde bulan bir grup çocuğun bakıcısı haline geldi. Eşi benzeri olmayan cesaret sayesinde arkadaşlarını tehdit eden Demogorgon'ı bile durdurdu. Bir akşam arkadaşı Nancy Wheeler onu aradı ve yardım istedi.
başına kötü bir şey gelmediğinden emin olmak için arabasıyla Hawkins Ulusal Laboratuvarı'na gitti. Bölgeyi aradı ama tek bulduğu bir defterdi. Daha ne olduğunu anlamadan yer yarıldı ve içinden döne döne çıkan sis gözlerini bürüdü. Uyandığındaysa kendini aynı anda hem tanıdık gelen hem de daha önce hiç görmediği garip bir mekanda buldu. Steven ilk perkü bakıcı, çok mantıklı bir isim koymuşlar. Bir kurbanı kancadan kurtardınız arkadaşlar, bu kurban 4 saniye boyunca ayak izi bırakmıyor. Bu da bir nevi onun tanınlanmasını engelliyor diyebiliriz. Fakat bunu yaptığınızda sizin auranız katile, katilin aurası da size 4 saniye boyunca gözüküyor. Steve'in bir diğer perkü yoldaşlık. Kancada debelenme aşamasındayken yoldaşlık etkinleşir. Bu debelenme aşaması arkadaşlar struggle. Boşluğa basıp hani kol kası yapıyoruz ya. O kısım. Yoldaşlık etkinken 16 metre yakınında başka bir kurban daha varsa kancanın sayacı 26 saniyeliğine durur. Bir nevi kemplenmenizi önlüyor diyebilirim. Yani 26 saniye boyunca kancanızdaki bar azalmayacak. Böylece ölümünüz daha da gecikmiş olacak. Arkadaşlarınızın sizi kurtarması için çok büyük bir fırsatları olmuş olacak. Ve Steve'in son perkü sık dışını perkü. Bir kurbanı bir sağlık aşaması eşdeğerinde iyileştirdiğinde sık dişini etkinleşir. Sık dişini efekti etkinken arkadaşlar kancadan biri sizi aldığında veya da kendiniz attempt escape atarak kurtulduğunuzda toplam 34 saniye sonunda otomatik olarak iyileşiyorsunuz arkadaşlar. Menüde de karakterlerin nasıl durduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi Nancy Wheeler şu şekil. Görüyoruz. Steve kralımız da biraz fizikli yapmışlar sanki. Filmde bu kadar kaslı değil ama burada biraz iri yapmışlar. Gördüğünüz gibi Steve çok benzemiş ama Nancy'yi o kadar beğenmedim, ne yalan söyleyeyim. Doğum gününe özel sevgili yaptın mı? O nasıl bir şey gerizekalı. Küçük bütçeli Demogorgon. Ooo güzel olmuş. Oğlum ben map kadarım lan. Aa bu şey mi? Yok gerçi Dustin'in kutusu değil değil mi? Acaba Dustin'in dartı sakladığı kutu mu dedim de. Lan yüzüne bakamıyorum karakterin, dur. Çok mozulsun lan Ahmet. Oğlum yerde oğlum, ölen kişiler falan var. Oğlum map çok güzel. Aynen yerde. Oğlum niye bakamıyorum ya? Oğlum baş aşağı laf. Niye böyle renkli yaşıyor bu? Doktor ölmüş. Ya, oğlum baş aşağıya da yapmışlar la. Daya! Bazı odalar baş aşağı dünya, aynen. Oha. Anam. Oğlum. Bu ne lan? Alo? Anam yanımda bir yerde ama. Ne oldu oğlum? Şey mi? Anahtarı şey yaptıkları yer mi diyor mu? Anam Ahmet. Oğlum. Lan bu sen misin? Ben de. Seni. Bu ne oğlum? Gel gezek. Bak bak bak. Basketbol görüyor musun? Ama. Oğlum bu ne lan? Aa bu. Şeyin kullandığı havuz gibi şeyler mi? Lan ne ilginç şeyler var. O elemana soktukları şey var ya. Öyle. Baş aşağı dünyaya mı geçtik? Bura baş aşağı dünya mı? Bir dakika. Aynen burası bana. Aynen burası baş aşağı dünya. Bak renk değişiyor. Tamam bir indir bir stun'ıma bakalım. Çekil bak. Nasıl stun yiyorum at bakayım ben. Oğlum bende sen texture'ların yüklenmedi bu arada. Onu çıktı zannettim. Başkası katil kendi. Bir dakika sakin değilim. Geçit attım. Oğlum texture'ün yüklenmedi ama. Ya başkası birazdan oğlum, katil olacak zaten, orada halledersin. Beyazsın ben. Şimdi arkadaşlar. Dolaptan alsana mı? Yan odalardan birini atayım. Şuraya bir gelin. Beyler. Tam burada durun. Nereye? Tamam bak tam şurada durun. Evet perkünü takmışsın her. Beyler. Selaleyle. Onu avradını. Selaleyle. Bir dakika bana bir şey oldu. Siz bunu kırabiliyorsunuz değil mi? Aynen. Evet etki kazandım ben bir. Oblivious diye sağda. O bunu bir de 3 kişi de mi yapabiliyorsunuz? Ne oluyor bende sağda? Vuruyorum lan göt. Benim bir tane daha özelliğim var. Beyler sizde de yokmuş, sağda gözlerini kapatıyor. Aynen. Ben de oldum. Tamam. Uy! O nasıl bir saldırıydı la öyle? Oğlum ne geldim lan? Aa şey mami işareten. Yok yok. Ya oğlum yapma. Oğlum bu çok güzelmiş. Mami çır. Nasıl geliyorum? Steve aşkım. Wow. Ben de canıtını seviyorum lan göt. Bu ne ya? Aa bu abi ne? Şey odası. Aa kapı. Gel. Kapı mı? Aynen. Aa. Ben bir dolap falan açsam. Nasıl geldi? Girebiliyoruz mu lan buradan? Kırar sakin. Aa bu kim? Ana. Anam. Şimdi moru yiyecek ilk kurbanımız de. Kim bakalım? İbo bir dolaba gir la. Bence Enes. İbo gir dolaba. Dolaba mı gireyim? Ha. Ya. Dolap. Sıçarım ya. Mami kaldır mami. Gel kardeşim. Anam. Bir şey... Öyle alma. Bir dakika bir bırak. Dur. Gel bir kancaya atış animasyonuna bakalım. Kancaya nasıl ben asıyor? Ben de gireyim. Bildiğin normal astım. Kancayı gördün mü? Klasik. Evet kancalar şeyle. Aynen kancalar da
Değişik. Ama Edon'la da olabilir, onu anlayacağız şimdi. Yok. Bir tane Edon var kanka, o Edon takınca o şekilde paletleri kırabiliyorsun. Aynen, açık bir alan bak, burada bir yerden oraya yapabilirim. Kime yapıyorum? İbo'ya değil mi? He? Yok. Bu kim? İbo'ya, İbo'ya. Enes yaptı. Enes İbo, yaralı ya. Sen bu musun? Yavaş gel. Almana koyayım. Çünkü asıldığın için. Gel Enes, orayı göreceksin mi? Mırnav. Tahminleri alalım. Mırnav. Ağzını alır. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Abi, spoiler veriyorum, dizi izlemeyenler geçsin. Bob'un ölüşü. Kanka ben de lan... Herhalde Mami'ye de spoiler verdim. Abi ben izlemedim oğlum. Mami'm çok özür dilerim. Kanka ben senin ikinci sezonu bitirdin sanıyorum. At ananı avradın. Bana da öyle geliyor. Hadi görüşürüz. Ananı avradını. Anısı kim? Ağzını alıp beyler görüşürüz. Lan yutma amık. Bunu niye bildin amık? Yalnız kafası niye o kadar sağlam kaldı? Lootlayak la. Abi sıra Nancy'de. Nancy gelme, orayı yiyeceksin. Oğlum bu koku ya. Abi şu an yani spoiler yemem beni öldürdü zaten. Sen öldürsen ne olur yani. Olsun Mami, o çok şey değil ya. Mami çok detaylı değil de. Çok detaylı ya. Değil o. Nancy'nin moru yiyişi nasıl? Bunun zaten küçücük kafası var ama. La bu dişinin kovunda kalmaz, yapmasaydın ya. Oğlum kafası kanka. Neden kopmuyor ya? Sadece böyle şeyi mi kemiriyor, dışını mı kemiriyor? Animasyona para yetmiyor galiba. Hı, dolaptasın değil mi? Şimdi ben katilde map'i çok dolaşmadım, Survivor'da dolaşırım diye. Seriye bir Survivor'da dolaşayım. Bir dolaş bakalım, biz de dolaşalım, gel. Üst kata... Ooo, kancalardan ses geliyor. Burada kaç katlı oğlum böyle? Sanırım 3. kata çıktım ve... 35-40 tane oda var abi burada. Bu ne böyle? Aa selam. Aa aşkım. Lan yürü git. Ben sizi sevmiyorum. Burada bir İbo gelen anınkini buldum. Ana. Oha nereye düştü? Ana vurdun sikim. O ne lan? Dur vurma dur. Bir dur. Oğlum bir tane prank vardı ya, böyle korku şakası vardı bir tane. Old man miydi? Neydi o? Oğlum gözüm ona yok. Ona çok benziyor. Bir dakika, böyle körülüyor mu? Evet. Gözüm yok amık. Ah. Ama bak, sakin. Oğlum sen kime atar yapıyorsun? Konuşarak. Bak şurada... Oğlum buralar nerede lan? Palet yok mu? Gel. Oğlum çok irisin lan. Öyleyizdir evvelallah. En uzun katil olabilir mi? Bak öyle şimdi. Öyle zaten sanırım. Kır bakayım ben. Ha, Oydonsu mu yaptın? Aha. Aa, güzelmiş. Bir de gel bakayım normal palet kırışına bakalım. Oydonsu çok OP. Oğlum ankle breaker yemiş gibi oluyor. Ya sanki biraz Hege anımsatıyor mu animasyonları sizce? Dolaptan birini alsana bir, İbo gir dolaba. Enes girdi, bay bay. Enes aldı. Tövbe yarabbim. Biraz agresif. Bir flash save yok mu peki? Enes oynatıyor ama. Gördün mü abi flash save? Yarat yattı amına. Aha baş aşağı dünyadayım. Bin bir balım, bin bir balım. Oradan gel bakalım şimdi buraya, bir ışınlan. Nasıl gözüküyor? Bak burası normal, burası vakit. Oğlum çok kötü lan. Kanka şey peki, dur kırmayın be. Dur, girerken görüyorsun mu? Girerken gözüküyor mu baksana. Nasıl? Kırmayın lan. Girerken mi? Tamam giriliyor. Tamam gir bakayım. gitti. Nereye gitti? Ben pırr, bu nasıl tak diye buradayım. Bir şey tamam. Gözükmedi mi? Gözüktü. Kır bunu kır. Kır babacım. Bu skill check mi soru ya? Aynen. Aa sordu. Bayağı uzak. Aynen o zaman. Yapamadım. Yapamadım. Okey. Aynen bayağı. O zaman ihtimalin yok. Al bakayım benim dolaptan. Neredesin amk? Tipi aslında tatlı ya. Hani hangi? İbo nerede? Burada. Arkandayım. Ya mal! Lan Nancy ile Steve'i nasıl karıştırabilirsin? Yapıyon mu? Allah yarabbim. Uş göte bak. Lan ne yapıyorsun? kaçtı ya bir de. Ama öldürdükten sonra bağırışa hiç gerek yok. Duymuyor çünkü sizi. Ne oldu oğlum? Uyyyy. Ha? Ne oldu oğlum? Yok. Darrrrrr. Nancy bir şey yap kız, dilli.
Daha içine girdi lan. Lan NC'deydi amık. Tabok ki. Farklı bir map'te bakalım Demogorgon nasıl oluyor abi. Hem bir farklı map'teki animasyonuna bakalım. Neyse fizik olarak aynı abi. Kambur. 30 kilo. Yarın. Kambur. Kuru göt. Upside down. Tip olarak... Kızım sabit dur bir. Şimdi... Bezdeyim arkadaş. Doğru yiğit. Baş aşağı dünya sanırım burada yok beyler. Sadece o map'e özel. Değil mi? Yani bence de öyledir yani... çünkü... Çünkü baş aşağı dünya bunun özelliği değil, map'in özelliği. Evet, gitti abi, görüşürüz. Anam ya. Bir volt at. Bakalım atma atma. Yok. O neydi oğlum? Bir at bir daha. Bir daha. Hoca biz çözerken gelirse oğlum, ne olur? Çok çirkin lan. Aklına gayet de geliyor. Beyler volt atmasına baksanıza bir. Bir at bir. Bir volt at. Yavaş. Gidişe bakalım. Bu köpek gibi lan. Domalıyor lan. Bak şimdi. Totem bulmam lazım benim hemen. Gelmeyin öyle, saygısızsınız siz. Aslında tatlısın lan, vallahi tatlısın biliyor musun? Yeah. Tipin bence çok tatlı. Değerim bilinmiyor reis. Bir ara Dustin malı beni tatlı diye besledi o zaman. Bak sürem doluyor, 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 doluyor. Hop, inilenmiş bir şekilde Nancy'miz... Belli olmuyor değil mi yenilendiğinde katile? Sanırım hayır. Abi siz ne yapıyorsunuz orada? Sikiş. Abi içimden çıkıyor benim bu. Lan bu ne? Ben girdim oraya. Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı lütfen altta belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.